Görselde anlatılmak istenilen kelimeyi bulalım. Şüt kelimesi yazılmış. Bu kelime paralar kullanılarak yazılmış. Anlatılmak istenilen kelime paraşüttür. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci şekil, ikinci şeklin rengini almış. İkinci şekil, birinci şeklin rengini almış. Ayrıca ikinci şekil, birinci şeklin üzerine yerleşmiş. İkinci ve üçüncü satırda da aynı kural geçerlidir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? 2 artı 4, 6 yapar. 9'dan hangi sayıyı çıkarırsak 6 yapar? 9'dan 3'ü çıkarırsak 6 yapar. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Dizilin bir gülen armut, iki kızgın armut, bir şaşırmış armut şeklinde. Bir gülen armut, iki kızgın armut, bir şaşırmış armut. Soru işareti yerine kızgın armut gelmelidir. Cevabımız B şıkkıdır. Çare kelimesinin şifresini bulalım. Sesli harfler yeşil yıldız ile şifrelenmiş. Sessiz harfler mor yıldız ile şifrelenmiş. Ç ve R harfleri için mor yıldız koyalım. A ve E harfleri için yeşil yıldız koyalım. Cevabımız C şıkkıdır. Tabela kelimesinin şifresi hangisi olabilir? Heceler bir şekil ile şifrelenmiş. Ta hecesi yeşil üçgen ile B hecesi kırmızı daire ile La hecesi mor üçgen ile şifrelenmiş. Cevabımız B şıkkıdır. Metni dikkatle dinleyelim. Yunuslar tatlı ve tuzlu suda yaşayabilen deniz canlılarıdır. Balık ve küçük deniz hayvanları ile beslenirler. Zeki canlılardır. Kafalarının üzerinde bulunan deliklerden nefes alırlar. Suyun içinden 6 metre yukarıya kadar zıplayabilirler. İnsana yakın ve oyuncu hayvanlardır. Okuduğunuz metinde yunuslar hakkında hangi konuda bilgi verilmemiştir? Renk hakkında bilgi verilmemiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.